Herkese yeniden merhaba. Bugün daha önce hiç yapmadığım bir video ile karşınızdayım. Bugün beni şaşırtan ürünlerden bahsedeceğim. Bundan neyi kastettiğimi de anlatacağım birazdan. Eğer bu videoyu beğenirseniz devamını da çekmeyi düşünüyorum. Çünkü aslında birkaç ürün daha ekleyecektim ama birazcık daha denemek istedim ürünleri. O yüzden bugün sadece 8 tane ürün var. Beni şaşırtan üründen kastım da şu aslında. Hani ürünün içerik listesine bakmışım ama çok etkilenmemişim. Fakat kullandıktan sonra çok memnun kaldığım, etkisine hayran olduğum ürünler bunlar. Yani ürünün içerik listesi beni çok etkilemiyor ama formülasyonu ve ciltte bıraktığı etkiyle beni çok şaşırtan ürünlerden bahsedeceğim. Örneğin bu listede işte C vitamini serumu görmeyeceksin. Çünkü C vitamininden zaten ben etki beklerim yani. Hani içerisinde elaskorbik asit olan ürünlerden. Yani kanıtlanmış içerikli ürünlerde ben zaten şaşırmıyorum. Çünkü etki bekliyor oluyorum ve o etkiyi alıyorum genelde. Ama burada bahsedeceğim ürünler birazcık daha farklı. İçerik listeleri beni çok etkilemeyip sonrasında çok şaşırtan ürünler. O yüzden hani burada söylemediğim bir sürü ürünü açsam bu ürünü beğenmiyor musun? Hani neden bu üründen bahsetmedin diye sormayın. Çünkü o ürünlerden zaten etki bekliyor oluyorum ve o etkiyi görüyor oluyorum. Formülasyon çok önemli diye her seferinde belirtiyorum size zaten. Ama hani bunu bizzat kendim de deneyimlemek çok farklı oluyor. O yüzden aslında ürünlere karşı önyargıda olmamayı öğreniyorum ben de bu süreçte. Eskiden mesela içerik listesini beğenmediğim bir ürünü asla denemezdim ama şu anda deneyip memnun kaldığım da ürünler oluyor. Burada birkaç tane örnekten bahsedeceğim. Bugün bahsedeceğim ürünlerin arasında çok pahalı ürünler de var. Pahalı ürünlerden bahsetmemin de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya bana her ne kadar tamam uygun fiyatlı ürün daha fazla sorulsa da para harcamak isteyen, bütçesi geniş olan bir kitle de var. Onlar da bana özellikle ya ben para harcamak istiyorum, çok pahalı marka kullanmak istiyorum ama hangisini kullanayım şeklinde soran kişiler de oluyor. Her ne kadar inandırıcı olmasa da gerçekten böyle yorumlar alıyorum. O yüzden çok yüksek fiyatlı ürünlerden de bahsedeceğim. Faydalı olur diye düşünüyorum. Hani en azından hangisi parasına değer, hangisi değmez onları da öğrenmiş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi ilkiyle başlayalım. Cormed'in enzimli temizleyicisi benim hani içerik listesine bakıp sonra aldığım etkiyle şaşırdığım bir ürün oldu. Bir kere bence piyasadaki en iyi enzim peelinglerinden bir tanesi. Enzimli temizleyicilerden bir tanesi. Çok uzun süre dayanacaktır yani. O bir kutu bende hala yarısını ancak bitirebildim. Yani bir sene rahat gidiyor. O yüzden fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Yani çok uzun süre gittiği için hani bir temizleyici olarak bakarsak çok uzun süre gittiği için hakikaten fiyat performans ürünü diye düşünüyorum. Yani 164 TL gibi bir fiyatı olmalı. İndirimlerde daha da düşüyor. Enzim peelinglerin ben özellikle fiziksel peeling yapmak istemeyen genç ciltler için öneriyorum. Hani bence fiziksel peelingden çok daha iyi bir seçenek. Hem de asit kullanmak istemeyen, kimyasal asit kullanmak istemeyen genç ciltler veya çok hassas ciltli olabilirsiniz veya işte hamile veya emziriyor olabilirsiniz. O tarz kişiler için yani kimyasal asit kullanmak istemeyen kişiler için çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Çok nazik bir seçenek olduğunu düşünüyorum en azından. Ben de mesela yazın çok fazla kullanıyorum enzim peelinglerini. Çünkü yazın güneşe karşı daha hassas hale geliyor cildimiz. O yüzden hani çok fazla asitli ürünler kullanılması önerilmiyor. Eğer çok güneş altında kalacaksanız tabii ki. Şehir hayatı için konuşmuyorum. O yüzden hani böyle tatile giderken falan mutlaka yanında enzimli temizleyici, enzim peelingi oluyor benim yanımda. Hatta şu anda Bodrum'dayım. Şu anda da yanında Cormed'in temizleyicisi var. Hani 2-3 günde bir kullanmaya çalışıyorum. Ben nasıl kullanıyorum bunu? Top şeklinde gelen bir ürün bu. Kaşığıyla beraber geliyor. Kaşığından birazcık koyuyorsunuz avucunuzun içine. Sonra birazcık su koyup onu böyle köpürtüyorsunuz. Ondan sonra su bazlı temizleyici yerine geçiyor aynı zamanda. Yani ben önce yağlı bazlı temizleyici sonra bu ürünü kullanıyorum. Yani iki aşamalı temizlik yapıyorum gene bunu kullanacağım zaman ama öncesinde bir su bazlı temizleyici kullanmıyorum. Onu söylemek istiyorum. Yani su bazlı temizleyici yerine geçiyor benim için. O yüzden ikisi bir arada bir ürün gibi. Yani vakitten kazandırıyor da diyebilirim. Ciltteki etkisini de çok hızlı bir şekilde görebileceğiniz bir ürün. Yani hemen İlk kullanımdan sonra bile ciltte böyle bir pürüzsüzleştirme etkisi yapıyor ki onu çok fazla bir üründe görmezsiniz. Çok kısa sürede etki alabileceğiniz böyle ölü derilerden arındırmak istiyorsanız cildi nazik bir şekilde önerebileceğim en iyi ürünlerden bir tanesi bu benim. Yani şahsen benim de çok sevdiğim bir ürün. İlk kullandığım zamanki şoku hatta unutamıyorum. Cildim böyle yumuşacık yapmıştı. Çünkü o böyle ciltte pütür pütür bir doku varsa ölü derilerden çok güzel bir şekilde arındırıyor. Bunun içerik listesi çok basit. Aslında içerisinde papain enzimi bulunuyor. Papain de papayadan elde edilen bir enzim olduğu için çok nazik bir içerik aslında. Yani ölü derilerden arındırmak için. Tamamen parfümsüz bu arada. O yüzden hassas ciltlerini de seveceğini düşünüyorum. Böyle her cilt tipine uygun olabilecek joker ürünlerden bir tanesi.
zaten çok fazla bahsettim bir üründen ama bu videoda haklı bir yeri var. Çünkü beni şaşırtan bir ürün olmuştu. Hem böyle fiyat performans ürünü olması hem de içerik listesine bakıp bu kadar etkileneceğimi düşünmediğim bir üründü gene ama gizli bıraktığı etkiyi gerçekten çok seviyorum ben. Şimdi ikinci ürüne gelelim. Daha yüksek fiyatlı bir üründen bahsedeceğim. Ama gene söylüyorum, içerik listesine baktım. Yani okey, yani çok büyük bir etki beklemiyorum ben bir üründen dedim. Hani bu fiyatı hak eder mi diye düşündüm daha çok. Sonuçta asitli temizleyici dedim, yani hangi üründen bahsettiğimi söyleyeyim. pH Formula'nın X-Fold Cleanse ürünü. Bu bir asitli temizleyici arkadaşlar. İçerisinde kimyasal asit, yani nazik kimyasal asitler ve papain enzimi de bulunan bir asitli temizleyici. Fakat gerçekten sonra övüldüğü kadar bağırmış dedim bir ürünü kullandıktan sonra. Fakat benim için handikapları var bir ürünün. Bir kere kabin ürünü. Yani internette bulunamıyor bu marka maalesef. Hani alayım desem hemen bir tıkla alamıyorum. Birilerini aramak, işte sipariş vermek, sipariş oluşturmak falan gerekiyor. Bu en büyük handikapı sanırım. Güzellik merkezlerinde bulunuyor sadece. Ben de bu işte bulduğum yeri aşağıya yazarım. Ama şahsen benim bittikçe hep elimin altında olacak bir ürün oldu yani bu. Bunu bana Emre önermişti. Hatta beraber videomuz var. Onu da buraya bırakırım izlemek isteyenler için. Emre pahalı markaları sevdiği için böyle bir sürü çok pahalı markalardan ürünler deniyor. Bu ürünü de öve öve bitirememişti o videoda da. Ondan sonra bir aklıma yazmıştım. Ha bunu deneyeyim, hani bir temizleyici ne kadar iyi olabilir ki falan diye. Ben de deneyince hani neden bahsettiğini anlamış oldum. Bu aslında üçü bir arada bir ürün gibi. Hani onu söyleyeyim. Gece maskesi olarak da kullanabiliyorsunuz. O şekilde kullananlar da var. Hem asitli temizleyici hem de aynı zamanda normal maske gibi de kullanabiliyorsunuz. Ben nasıl kullanıyorum? Ben gece maskesi olarak kullanmıyorum şahsen. Çünkü içerisinde sürfaktan olduğu için bence gece maskesi olmaya çok uygun değil. Ama mükemmel bir maske ve asitli temizleyici olduğunu söyleyebilirim. Yani ikisi bir arada bir ürün gibi benim için. O yüzden yine böyle işte tatile giderken falan ikisi bir arada bir ürün istiyorsanız bu da güzel bir seçenek diye düşünüyorum. Bu ürün köpürmüyor ama çok güzel bir şekilde arındırıyor, ilginç bir şekilde. Yani köpürmüyor ama böyle losyon kıvamında gibi diyebilirim daha çok. Bundan en iyi verimi ben şöyle aldım. Şimdi pahalı da bir ürün olduğu için hani biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Yani çok bilinçsizce kullanmamak gerekiyor bence. İçerisinde papain bulunuyor dediğim gibi. Bir de çok güzel nazik polihidroksi asitlerden biri olan laktobiyonik asit de bulunuyor. O yüzden bu içeriklerden tam verimi alabilmek adına ben ürünü 10-15 dakika maske olarak kullanıyorum. Yani cildimi yağ bazlı temizleyiciyle yıkadıktan sonra bunu sürüyorum. 10-15 dakika bekledikten sonra cildimi yıkıyorum. Ama vaktim yoksa minimum 2 dakika boyunca bu ürünle böyle cildinize masaj yapmanız gerekiyor. Kuru bir şekilde kullanmanız öneriliyor. Ama ben ıslak cildimi kullandığım zaman da gene verim aldım. Yani o şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamen parfümsüz bir ürün. Ben ürünün formülasyonunu çok başarılı buldum. Yani hiç bu formda bir temizleyici kullanmamıştım. Böyle losyon formunda bir temizleyici kullanmamıştım. Formülasyonu da bana enteresan geldi. Yani hani daha önce denediğim hiçbir ürüne benzemiyor. Hani muadilini bulabilir miyiz desek, evet asitli temizleyiciler var piyasada ama bu formülasyonda bir ürün yok yani. Çok memnun kaldım ve gene söylüyorum, herkesin kullanabileceği ender joker ürünlerden bir tanesi. Cildi çok nazik bir şekilde ölümlerden arındırdığı için en hassas cilde kullanabilir, en yağlı ciltte kullanabilir. Kuru ciltler de memnun kalır, karma ciltler de memnun kalır benim gibi. Dediğim gibi maske olarak kullanırsanız daha iyi verim alırsınız diye düşünüyorum. Kolay kolay şey demem mesela, hani bir ürünü bittikçe tekrar alırım demem çünkü başka ürünler denemek istiyorum hani size daha fazla seçenek sunabilmek için, ama bu ürün mesela hani bittikçe elimin altında olsun dediğim ürünlerden bir tanesi oldu. Bu markanın diğer ürünlerini de merak ediyorum bu arada. Eğer siz de merak ediyorsanız bir ürünle başlayabilirsiniz. Haklı bir ünü varmış yani, onu ben de deneyimlemiş oldum. Bir şans verin derim yani, eğer pahalı bir markadan ürün kullanmak istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Üçüncü ürün ise bir nemlendirici maske ürünü. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu Dalba'nın bir maskesi, böyle sprey şeklinde çıkan bir maske. Benim şimdiye kadar kullandığım en iyi ama en iyi nemlendirici maske bu oldu. Ki bunu gerçekten söylemem çok zor. Bir sürü maske denedim ama hani hiç bu kadar iyi nemlendiren bir nem maskesi denememiştim gerçekten. Yani nem konusunda bu kadar kısa sürede fark yaratan, ilk kullanımdan sonra bile beni inanılmaz şaşırtan bir ürün oldu. Bu bana bir PR gönderisiydi bu arada. Bana bir Dalba PR kutusu geldi. Onun içinden çıkmıştı. Ve hatta şey demiştim, hani hepsinin içerik listesine bakıyorum. Bu ürüne bakınca demişim ya bunu denemesem de olur. Bunu başkasına vereyim falan diye düşünmüştüm. Fakat o sırada işte Bodrum'daydım ve hani günü teknede geçirmiştik. Dolayısıyla her ne kadar ben güneşten korunsam da işte gölgede kalsam da teknede
gün sonunda cildim böyle biraz gerilmişti. Yani bir nemsiz hissetmiştim. Yani denize girip çıkmaktan kaynaklı. Elimde de nemlendirici maske yoktu. O yüzden dedim ki bunu açayım. Hani ne kaybederim diye. Bunu açtım. Aslında açmayacaktım. Başkasına verecektim dediğim gibi. Hani bir deneyeyim ne olacak dedim. Böyle bir şey olamaz. 15 dakika içerisinde cildim pamuk gibi yaptı yani. Ve cildim bayağı gergindi. Bütün o gerginliği aldı. Cildim çok güzel nemlendirdi 15 dakika içerisinde. Hakikaten şok oldum yani etkisine. Ve hatta o anda Instagram'da paylaştım ki ben hani bir ürünü ilk defa kullanıp paylaşmam kolay kolay. Ama bunun etkisine hayran kalınca paylaştım yani. İlk izlenimlerim inanılmaz olumlu, mükemmel bir nem maskesiymiş şeklinde. Onu da ekrana koyarım hatta. Bir ay önce falan paylaştım yani ürünü. Ve işte bir aydır haftada 2-3 defa düzenli olarak kullanıyorum nem maskesi olarak. Gerçekten hayran kaldım yani. O ciltte bıraktığı etkiye hayran kaldım. Böyle çok nemli nemli bırakıyor cildi gerçekten. Ve içerik listesine bakıp ben bundan hiç etkilenmemiştim. Yani içerisinde tamam güzel içerikler var ama hani ya bu parayı hak eder mi diye düşünmüştüm açıkçası. Ama gene söylüyorum formülasyon muazzam. Yani formülasyonda bir değişik bir şey yapmışlar yani belli ki. Yapısı böyle losyon gibi. Çok kalın bir yapısı yok. Ve cilt çok güzel emiyor aslında. Nemlendirici gibi emiyor. Ve cildin üzerinde çok fazla bir şey kalmıyor. 15 dakika sonra aslında bir nevi hani gece maskesi gibi falan düşündüm ben bunu. Tek sorun losyon gibi olduğu için sprey formunda hani çok kalın şekilde geliyor. O yüzden ben yanaklarıma birkaç fıs sıkıp ondan sonra cildime yayıyorum. Yani böyle böyle sıkıp sonra cildinize eşit dağılmasını beklemeyin. Losyon olduğu için hani spreyle çok iyi dağılmıyor tabii ki. O yüzden yanaklarıma sıkıp sonrasında dağıtıyorum cildime. 15 dakika bekleyip sonra yıkıyorum. Zaten cildimde çok fazla bir şey kalmıyor. Sonrasında cildim emmiş oluyor dediğim gibi. Yani böyle çok yoğun nemlendirici sürmüşsünüz etkisi yaratıyor cilde. İçerisinde aslında fena içerikler yok yani. Çok güzel bitkisel ekstraklar kullanılmış. İşte siyah pirinç özü, fermente içerikler var, lotus çiçeği özü var, perinotu var, üre, bira mayası özü, söğüt kabuğu özü, yosun özü gibi bir sürü bitki özü var içerisinde aslında. Bir de 5 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit de içeriyor aslında. Parfümsüz bir ürün gene. Bir sürü cilt tipinin çok seveceği bir ürün. Belki akneli ciltler dışında bir sürü cilt tipi bakabilir diye düşünüyorum. Şimdi 4. ürüne geçelim. Bu bir serum ve beni çok şaşırtan bir serum oldu. Çünkü yani içeriğinden böyle bir etki beklemiyordum ben açık konuşmak gerekirse. Kodeli markasının Mina Perfect serumundan bahsediyorum. Bana yenilenmiş formülü gönderdiler arkadaşlar. Ben de ürünün içeriğini okuyunca, bir de markanın iddialarını da okuyunca dedik ki ya bu çok iddialı gerçekten. Çünkü hani bir şişe sonrası lekeler üzerinde çok ciddi bir etki görüldüğü söyleniyor ki hani bunu hangi içerik yapabiliyor? Bir şişe sonrası bu kadar ciddi bir etki görmek ne kadar mümkün olabilir falan diye düşünmüştüm. Ve Avrupa'da en çok satan leke serumlarından biriymiş. Şimdi bunlar çok iddialı söylemler dediğim gibi. İçerisinde de hangi içerik var diye sorarsanız başka hiçbir markada olmayan, markanın kendisine ait patentli içeriği olan miniferin bulunuyor. Miniferin de bir çeşit tirozinaz baskılayıcı olarak çalışıyor aslında. Yani melanin baskıladığı için leke oluşumunu engelliyor. Bir de oluşan lekeleri de açmaya yardımcı olduğu söylenmiş. Aslında hani niacinamide veya işte arbutin gibi düşünebilirsiniz bu içeriği. Akne ve güneş lekelerinde yani bütün leke tiplerinde etkili olduğu söyleniyor. Tabii ben de güneş lekesi olmadığı için ben bir şişe kullanım sonrası akne lekelerimde çok ciddi bir etkisini gördüm. Hatta Instagram'da da paylaşmıştım. Öncesi sonrası şeklinde. Yani 3 hafta arayla benim akne lekemde ne kadar etkili olduğunu da görebilirsiniz. Gerçekten bence muazzam bir fark yani. Bir C vitamini değil sonuçta. Hani bu kadar kanıtlanmış bir içerik değil. O yüzden hani ben bayağı şaşırmıştım etkisine. Normalde hani bıraksam mesela 3 ay 4 ay benim sivilce lekelerim iyileşmiyor. O yüzden bu tarz leke baskılayıcı, leke giderici içerikler kullanınca çok hızlı bir şekilde iyileştiğini gözlemliyorum. Ürüne bu arada hani şöyle bir şans verdim yani. O dönemde başka hiçbir asitli ürün kullanmadım, başka C vitamini kullanmadım, retinol kullanmadım vesaire. Yani asitli cildi soyacak başka hiçbir şey kullanmadım bu ürünü kullandığım zaman. Sadece buna şans verdim ki etkisini görebileyim diye. Ve yani ben bayağı memnun kaldım. Ben bu kadarını beklemiyordum gerçekten de. Bu ürünü kullanıp işte güneş lekelerinde etki görmediğini söyleyenler de var bu arada ama eski formülasyondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yeni formülasyon daha etkili hale getirilmiş. Yeni emulgatörler kullanmışlar. Çünkü daha derine indirebiliyormuş yani o aktif içeriği. Dolayısıyla yeni formülasyona da bir şans verebilirsiniz bence. Bir de hamile ve emdirenlere uygun bir ürün bu. Ve hani bir sürü doktor hamile ve emdirenler için C vitamini serumlarını önermiş. Aslında önerenler de var ama önermeyenler de var. Hani böyle çelişkili ifadeler olduğu için ben mesela hani riske atmazdım. Hamile kalsam mesela şu anda bu ürünü rahatlıkla kullanırdım açıkçası. Bir de şöyle bir güzel özelliği de var.
bir ürün fotosensitif bir ürün değil. Yani güneş ışınlarına karşı cildinizi daha hassas hale getirmiyor. O yüzden aslında yazın çok rahat kullanabilirsiniz. Yani yazın kullanılabilecek çok güzel bir leke ürünü aynı zamanda. Ben mesela şu anda elimde başka ürünler olmasa hemen gidip ikincisini alacaktım. Çünkü fotosensitif olmaması bayağı iyi bir şey yani. Cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirmiyor. Yani bir sürü güzel özelliği var. Bir sürü artı özelliği var yani, öyle söyleyeyim. Bu ürünü dediğim gibi hamile ve emziren kişiler, hassasiyetliler de kullanabilir. İçerisinde parfüm var ama çok az kullanılmış, yani uçup gidiyor. Beni rahatsız eden bir kokusu yok. İçerisinde böyle bir üzüm, asma kokusu var daha çok. Dediğim gibi bende sivilce lekesi oluyor. Ben sivilce lekemde çok etkisini gördüm. Güneş lekesinde ne kadar etkili olur onun hakkında bir şey söyleyemiyorum. Fakat mesela hamile emziren kişiler veya işte asit kullanmak istemeyen, daha nazik bir ürün isteyen kişiler buna da bir şans verebilirler diye düşünüyorum şahsen. Çok memnun kaldığım bir ürün oldu benim. Instagram'da anlattım aslında ürünü ama hani YouTube'da hiç yer vermemiştim. O yüzden bu videoya eklemek istedim. Çünkü beni şaşırtan bir ürün olmuştu. Bu kadar etki beklediğim bir ürün değildi yani şahsen. Ama çok memnun kalınca burada da paylaşmak istedim. Beşinci ürüne gelelim şimdi. Bioderma'nın SOS sprey ürünü. Bunu ben dermakozmetik favorilerim videosunda bahsetmiştim. Bu da böyle içerik listesine bakıp fena değil, çok etkilenmedim dediğim bir üründü ama deneyip şans vermek istedim. Çünkü çok övülen bir ürün aynı zamanda. Sonra cildimin böyle domates gibi kızardığı bir zaman denemek istedim bu ürünü. Hani gerçekten sakinleştiriyor mu, etkili mi diye. Çünkü üzerinde şey yazıyor, 60 saniye içerisinde cildinizi sakinleştirir yazıyor. Bu çok iddialı bir söylem arkadaşlar. Yani açıkçası pek inanmadım yani 60 saniyede cilt nasıl sakinleştirebilir falan diye ama bir yandan da şöyle düşündüm. Paketlemenin üzerinde yazan her şeyi kanıtlamak zorunda marka. Örneğin parabensiz yazıyorsa parabensiz olduğunu ayrıca testleri yapılıyor. Dolayısıyla paketlemenin üzerinde yazan bütün iddialar kanıtlanmak zorunda arkadaşlar. Dolayısıyla ben de bir denemek istedim yani. Bu kadar iddialı bir söylemde denemek istedim ben de. Gerçekten o domates suratımı saniyeler içerisinde, yani resmen saniyeler içerisinde, aynada bakarken gördüm yani, saniyeler içerisinde o kızarıklıklarımı yok ettiğini gördüm. Şok oldum etkisine yani. Bu kadar kısa sürede cildi sakinleştiren başka bir ürün denememiştim açıkçası. O yüzden benim için çok acil durum ürünü oldu yani, öyle diyeyim. Çok fazla kullanmıyorum. Çok acil durumlara saklıyorum. Çünkü kolay da bulunmuyor. Piyasada yok yani şu anda. Çok zor bulunan bir ürün. İçerisinde kendilerine ait patentli içerikler varmış. Sonra aldıktan sonra fark ettim. İçerisinde bir de sukalen ve ayçiçek yağı gibi yağlar da var. O yüzden bu ürün bence yağlı ciltlere uygun değil. Çünkü gün içinde sıkıyorsanız cildinizi biraz yağlı yağlı bırakabiliyor. Daha çok hassas ve kuru cilt ürünü bu. Onu eklemek istiyorum. Yani hassas ve kuru ciltliler daha çok memnun kalır. Hassas ciltliler özellikle not alsın bu ürünü. Gerçekten bana teşekkür edersin. Bakın yani böyle bir şey yok. Kızarıklıkları nasıl bu kadar kısa sürede yatıştırdığını görünce siz de şok olacaksınız. Bir de mesela şunu hatırlıyorum. Kışın ben böyle yoğun maske taktığım zamanlarda bu ürünü kullanıyordum ve o kızarıklıklarımı da çok güzel yatıştırıyordu. Yani kışın dışarıda kullanmaya da uygun bir ürün bana göre. Ama mesela yazın kullanamam. Çok yağlı bırakır cildimi çünkü. Onu da uyarmış olayım. Parfümsüz bir ürün, gene hassas cilt ürünü zaten. Şimdi 6. ürüne gelelim. Manufactory markasının Herb Oil diye bir ürünü var. Ben bir ürünü almayacaktım aslında arkadaşlar. Çünkü içerik listesine bakıp dedim ki ya ben bu ürünü kullanırsam cildim benim mahvolur herhalde. Yani kafayı yer. Çünkü içerisinde bir sürü esansiyel yağ var ve esansiyel yağlar hep en üst sıralarda. Mesela 3. sırada çay ağacı yağı var. Çay ağacı yağını çok severim ama hani bütün yüzüme sürmek için değil yani. Spot treatment olarak kullanıyorum daha çok. 6. sırada lavanta yağı var. Cildim nefret eder lavanta yağında. 7. sırada da biberiye yağı var. Yani mümkün değil dedim. Bu kadar yoğun esansiyel yağ içeren bir ürünü ben mümkün değil kullanamam dedim. Ama ürünü de alıp denemek istedim. Çünkü yorumlarına baktım ve yani bir tane bile kötü yorum olmaz mı ya bir ürün hakkında? Herkes ürünü yere göğe sığdıramamış gerçekten. Demişler ki işte sivilcelerimi geçirdi, tüm kaşıntımı yok etti falan filan diye böyle mucizevi bir ürün olarak bahsediyor herkes. Ve hakikaten kuru ciltlisi de ürünü övmüş, yağlı ciltlisi de ürünü övmüş. Böyle olunca ben de hani bir alıp denemek istedim yani, herkes yalan söylüyor olamaz herhalde diye. Ama kesin beğenmeyeceğim dedim yani. Neyse bir şans vereyim dedim ve beni çok şaşırtan bir ürün oldu gerçekten. Hatta yani bu listede beni en şaşırtan ürün bu oldu diyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim size. Gene aslında risk alıp cildimin böyle inanılmaz kızarık olduğu, çok hassaslaştığı bir
dönemde de kullandım bir ürünü. Daha kötü yapacak mı acaba diye sürdüm bir ürünü. Böyle de yürek yemiş bir insanım yani bunun için yapmayacağım şey yok gerçekten. Ama ertesi sabah neyse ki ertesi sabah cildim çok güzel sakinleşmişti. Çok güzel iyileştirmişti yani cildimi. Ve çıkmak üzere olan sivilceleri de söndürüyor. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Yani sivilce konusunda çok etkili bir ürün hakikaten. İçerisinde çay ağacı yağı olduğu için yani bu içerikle barışık olmanız gerektiğini düşünüyorum. Gene herkesin seveceğini düşünmüyorum bir ürünün. Ama kuru ve sivilceli cildiniz varsa mesela bu üründen çok memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Özellikle kuru ve sivilceli ciltler için tasarlanmış bir ürün gibi. Ama yağlı ciltler de memnun kalıyor. Mesela jel nemlendiricilerinizle falan bir iki damla karıştırıp da kullanabilirsiniz. Ben bunu her gün kullanmıyorum ama cildimin özellikle problemli olduğu zamanlarda işte böyle mesela bir ürüne reaksiyon gösterdim, birkaç tane sivilce çıkardım falan. O zamanlarda cildimi ertesi güne normalleştirdiğini görüyorum şahsen. İçerisinde sabit yağlar da var bu arada ama onlar da çok güzel yağlar. Mesela işte çuha çiçeği, tamanu yağı, medofom, jojoba, ayçiçek, zeytinyağı, kamelya sinensis gibi çok güzel yağlar bulunuyor. Yani yağ olmasına rağmen dediğim gibi hem kuru ciltler hem yağlı ciltler kullanılabilir diye düşünüyorum. Çok 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 hassas ciltlere ben önermem. Dediğim gibi içerisinde çay ağacı yağı var, lavanta yağı var. Yani bunlar her ciltlere yine anlaşabilecek içerikler değil. Ama ürünü çok güzel tasarlanmış, formülasyonu çok güzel yapılmış diye düşünüyorum. Gene bir şans verebilirsiniz yani. Özellikle problemli ciltliyseniz. Fiyatı da bence oldukça iyi yani. Hani 30 ml ama çok uzun süre gidecek bir ürün. Çünkü çok fazla kullanmanız gerekmiyor. Yani 2-3 damla kullanmanız yetiyor bütün yüze. O yüzden bence fiyat performans ürünü yani gene. Evet şimdi son ürüne gelelim. Bir tane yastıktan bahsedeceğim. Aslında bu ürün bana çok fazla soruluyor. Hani kullandığımı bilen kişiler. Bu Beauty Pillow diye geçiyor. Yani güzellik yastığı diye geçiyor. Ben bu yastığı bir seneye yakın zamandır kullanıyorum. Yani geçen sene Eylül ayından beri kullanıyorum neredeyse. Şimdi iyi yanları var, kötü yanları var. Hepsinden bahsedeceğim. Ama benim için vazgeçilmez bir ürün oldu ve beni çok şaşırtan bir ürün oldu. O yüzden yine bu videoya koymak istedim. İyi yanlarından, kötü yanlarından bahsedeceğim. Son kararı siz verirsiniz. Ve bolca da yorum okumanızı tavsiye ederim. Çünkü hani ben memnun kaldım ama memnun kalmayan kişiler de var bu arada bu üründen. O yüzden hani mutlaka yorumları da okuyun derim. Şimdi bu yastığı fark ettiyseniz kenarları oyuk arkadaşlar. Bu kenarlar oyuk olduğu için özellikle yan yatıyorsanız benim gibi yatarken kafanızı bu oya yerleştirirseniz yan yatarken yanağınız açıkta kaldığı için cildiniz kırışmıyor ve aslında hani yanağınız üzerine böyle bir baskı uygulamıyorsunuz. Öyle düşünün. Benim için en büyük artısı bu. Yani yanağımda böyle kırışıklıklarla uyanmıyorum. İşte böyle gereksiz bir baskı uygulamıyorum. Dolayısıyla hani yüz şekli bir garip olmuyor. Sabah uyandığınızda bazen yüzünüz şiş uyanıyorsunuz ya. Bunda öyle bir şey olmuyor artık bende yani en büyük gördüğüm etki bu. Fakat şunu ekleyeyim, şu boyun kısmına gelen kısım çok kalın bence. Bunu daha ince yapmaları lazımmış yani farklı farklı boyları olsa dedim keşke. Bunun bir küçüğü de olmalı bence o zaman hani bana daha iyi uyardı. Şöyle şeyler yapanlar olmuş bu arada onu da YouTube'da gördüm. Bu kılıfı çıkartıp içindeki süngeri kesenler olmuş hani kendine göre ayarlayanlar olmuş. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Hani ben risk almak istemedim gene böyle kullanıyorum ama alışmam birazcık uzun sürdü. Bu arada çok sert bir yastık bu. Bayağı sert bir yastık. Ve ben hep şimdiye kadar çok yumuşak yastıklarla yattığım için buna alışmakta çok zorluk çektim. Yani 2 ay kadar sürdü benim bu yastığa alışmam, sertliğine alışmam. Bir de şu orta kısımda birazcık oyuk arkadaşlar. Dolayısıyla dümdüz yatıyorsanız da kafanız bu oya yerleşiyor. Bence harika. Bir de şu kısım şöyle geliyor. Dolayısıyla boynunuzu çok güzel destekliyor. Yani boyun yastığı gibi de bir yandan. Dolayısıyla dümdüz yatıyorsanız da ben bazen öyle de yatıyorum. O zaman içinde harika bir destekleyici oluyor. Yani güzel tasarlanmış ama dediğim gibi böyle ufak tefek handikapları var boyun kısmı özellikle. Fakat dediğim gibi ben 2 ay sonra bu yastığa alıştım ve bir baktım ben başka yastıkta yatamıyorum artık. Yani bunu arıyorum hep. Bunda gerçekten çok daha iyi uyuduğumu fark ettim bir kere. Ve sabah çok daha iyi kalktığımı gördüm. Yani yüz şeklim değişmiyor. Böyle bu tarafım kaymış olmuyor. Yastık izi oluyordu yüzümde hep her sabah. Onlar olmaz oldu artık. Bir de dediğim gibi o şişlik olmamaya başladı. Yan yattıktan sonra özellikle. Ben bu yattıktan çok memnun kalınca anneme de aldırdım hatta. Annemde boyun fıtığı var. O mesela hemen ilk günden alıştı. Dedi ki mükemmel bir yastık. Tam benlik bir yastıkmış dedi. Dolayısıyla bu tarz fıtık problemleriniz varsa
daha hızlı alışabileceksiniz diye düşünüyorum annemden yola çıkarak. Ama dediğim gibi gene söylüyorum, bu yaştan memnun kalmayan çok kişi de var. O yüzden mutlaka yorumları okuyun. Hani ne tarz yastık seviyorsunuz, çok sert yastık sevmiyorsanız bunu da sevmeyeceksiniz de büyük ihtimalle. Bu ürün çok pahalı bir ürün. Arkadaşlar ben bunu %60 indirimi bekleyip o şekilde almıştım. Bence tam fiyatını hak etmiyor. Yani yastık ya sonuçta. Ama indirimi beklerseniz iyi bir fiyata düştüğünü düşünüyorum. Ben %60 indirimle aldım dediğim gibi. Beni çok şaşırtan bir ürün oldu yani. Bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum ama bunsuz yapamaz oldum. Hatta dedim ki Bodrum'a gelirken yastığı da mı getirsem falan diye düşündüm. Sonra baktım annem benim için de buraya bir tane almış. Sağ olsun. Hakikaten uyku kalitemi de çok ciddi arttıran bir şey oldu. Onu da eklemek istedim. Tekrar söylüyorum, üründen memnun kalmayanlar da var. O yüzden alıp memnun kalmazsan bana çay mümkün diye söylemek istiyorum bunu. Videoyu bitirdik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizi de böyle şaşırtan ürünler oldu mu? Yani sizin de böyle bir listeniz var mı mesela? İşte bu kadar etki beklemiyordum ama inanılmaz iyi geldi cildime dediğiniz ürünler varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu konseptle videolar çekmeye devam etmek istiyorum dediğim gibi. Hatta elimde işte ürünler biriktikçe birkaç ayda bir çekerim diye düşünüyorum. Şu anda aslında iki tane daha ürünü koyacaktım bu videoya ama sonra dedim onları bir sonraki videoya saklayayım birazcık daha kullandıktan sonra. Gelecek olan yorumlara göre ikincisini de çekeriz bu videonun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.